Merhaba sevgili seyirciler. TRT2 ekranlarından Tarih Söyleşileri programından hepinize en içten, en samimi, en sıcak duygularla gönül dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu programda bize çok yakın ama bize çok uzak bir coğrafyayı, o coğrafyanın tarihine ele alacağız. Aslında adı kara olarak bilinen, tarihi zulümlerle dolu olan ama bahtı açık, gönlü açık, vicdanı açık bir coğrafyayı konuşacağız. Afrika'yı, Afrika kıtasını, Afrika kıtasının tarihini ele alacağız. Ağırlıklı olarak da Osmanlı Afrikası'nı. Tabi Osmanlı öncesi, Osmanlı sonrası da tabii olarak sohbetimizin birer parçası olacak. Kölelerin tarihi, sömürgeleştirmenin tarihi, Bağımsızlığın tarihi, isyanın, nisyanın, hor görülmüşlüğün ve yokluğun tarihi olacak bir anlamda. Kiminle sohbet edeceğiz diye merak ediyorsanız hemen onu da ifade edelim. Ee, ekran başındakilerin yakından tanıdığı, bu konuya ilgi duyan hemen hemen herkesin ismine ve çalışmalarına aşina olduğu birisi. Ahmet Kavas. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Allah bu günleri aratmasın, daha iyileştirsin Amin. diye niyazda bulunuyoruz. Sevgili seyirciler, Ahmet Kavas, Türkiye'de Afrika'nın tarihini derinlemesine ve genişlemesine çalışan ilk tarihçilerden, ilk önemli isimlerden birisi. Aynı zamanda sahayı yakından tanıyan, yani tarihin zaman ve mekan boyutunu iç içe buluşturan bir isim. Ve büyük elçilikte yapmış bir isim. Çat büyük bir tarihçi hem bir diplomat ve büyük elçi. Sevgili hocam biz bugün sizin tabi tarihi bilginiz yanında bölgeyi yakından tanıyan, sahayı bilen kimliğinizden de istifade etmek istiyoruz. Afrika deyince büyüğümüzden küçüğümüze özel itina gösterenlerin veya bölgenin tarihine yönelik özel hassasiyet oluşturanların dışında Afrika'nın gündelik dilde bir kullanımı, bir tanımlaması ve bir algısı var. Bu algı, bu algıyı oluşturan faktörler ve sonuçları, sebepleriyle ilgili kısa bir değerlendirmeyle başlayalım isterseniz sohbetimize. Tabii bugün Afrika dediğimiz 30 milyon kilometre kare yüz ölçümü, 30 bin kilometre sahilleri olan dünyanın en büyük Asya'dan sonraki ikinci kıtası ve bu kıtada yaşayan e, ee, 1 milyar 300 milyon belki 2 milyar çünkü her ülkede bir fil nüfus sayımı yapılmıyor. Fakat hem insan bakımından dünyadaki her 7-6 kişiden birisinin Afrikalı olduğu ve kıtaların %20'den fazlasının bir arada yekpare olarak bulunduğu devasa bir kıta isimlendirme olarak aslında bugün Afrika dediğimizde Tunus'tan başlayıp Güney Afrika'ya kadar, Somali'den başlayıp Fas'a kadar her biri arasında 8-10 bin kilometre mesafenin olduğu bir boyuttan bahsediyoruz, genişlikten bahsediyoruz. Buradaki herkese Afrikalı mı diyeceğiz yoksa bir fiil herkesin yaşadığı ülkenin adıyla mı söyleyeceğiz? Bu isimlerin birçoğu Batılılar tarafından konulmuş, sınırların... 25 bin kilometresi ülke sınırlarının Fransa tarafından, 21 bin kilometresi İngiltere tarafından, 5 bin kilometre kadarı Portekiz tarafından çizilmiş. Burası sizin ülkeniz demiş veya işte diyeceğiz ki sen Burkinalısın, sen fil dişilisin, sen Zimbabwe'lisin mi diyeceğiz. Kısaca Afrikalı demek çok kolayımıza gidiyor. Bu Batılların tabii kıtayı çepeçevre dolaştıkları ifade ettikleri yoksa kıta bilinmeyen bir yer değil. Kıta biliniyordu ama başka isimlerle biliniyordu. Marip deniyordu bütün Kuzey Afrika'ya. Biladüs Sudan deniyordu Sahra'nın altına. Habeşistan deniyordu. Biladüs Zenç deniyordu. Bilinen yüz, yani kıtanın beşte dördünün adı vardı zaten. Fakat Afrika'da sadece bugünkü Tunus'la sınırlı veya biraz Libya biraz Cezayir'di. Ve Burallar Afrikalıydı ama şimdi öyle oldu ki Burallar Kuzey Afrikalı veya Maripli ...veya Tunuslu, Cezayirli, sahra altında e, siyahi tenli olanlar Afrikalı oldu. Aslında gerçek e, bu ismin verilmesi gereken yer Kuzey Afrikalılardı. Ee, tabii ben Afrika kızını sordum ama siz coğrafya ve nüfusundan başladınız. 30 milyon, milyon kilometre kare, 30 evet. milyon kilometre kare Afrika kıtasının... 38, yani 38,5 Türkiye yani. Kaç? 38,5 Türkiye. 38 yaklaşık 40. 40 Türkiye, Türkiye büyüklüğünde bir kıta. Nüfus konusunda net bir rakam veremiyorsunuz. 1.3 milyon. Bir evet. Ama sağlıklı bir nüfus sayımı yok ki ne söyleyelim diyorsunuz. Bu iki de çıkabilir diyorsunuz. 2 milyarda bulabilir. 2 milyar yani. milyar da bulabilir diyorsun. Sırf bu kıtada yaşayan insan. Evet. Peki o zaman şu algıyı konuşacağım ama Afrikalı deyince veya Afrika deyince aklımıza ne geliyor? Evet. Onu Mutlaka. İsterseniz siz... birkaç cümleyle onu söyleyeyim. Ama önce şunu netleştireyim. Buyurun. Peki Afrika kıtası deyince Afrika deyince belli e, bazılarımızın gözünde bir kıta haritası canlanıyor ama bugünkü şekliyle üst kuzeyden güneye, doğudan batıya meşhur devletleri bir Afrika'nın coğrafi sınırlarının canlanması katkıda bulunabilir misiniz? Yani günümüz devletleri mi yoksa Günümüz günümüz. Mesela Mısır başlayıp tabi şimdi nereye kadar iniyor? Şöyle diyelim yani Afrika kendi içinde bugün coğrafi olarak 7 bölgeye ayrılmış durumda. Marip bölgesi e, Mısır dahil edilirse büyük Marip. Edilmezse e, mağrip Marip birliği var. Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'dan oluşan ama buna hemen güneylerinde Mali, Nijer, Çat ve Sudan'da dahil ettiklerinde neredeyse kıtanın yarısı 14 milyon kilometre evet. kareyi buluyor. E, haliyle Bunların hemen altındaki, kıtadaki her beş kişiden birisinin Nijeryalı olduğu, yani 200 milyonun üzerinde. Bu şekilde, yani Batı Afrika, 18 ülke var Batı Afrika'da. 10 ülke Orta Afrika bölgesi ülke var. Doğu Afrika bölgesi var, bir de Güney bölgesi var. Güney Afrika var, bir de Güney Afrika bölgesi diye 8-10 ülkenin oluşturduğu bir coğrafya var. Tabii 54 bağımsız ülke var. 54 bağımsız ülke içerisinde 200 milyonun üzerinde nüfusu olan Nijerya var ama bunun yanında nüfusu 500 bin, 250 bin olan Seyşeller gibi veya 1 milyon olan Komorlar, Moritus gibi adalar var. Arkadaşlarımız ekranda da bu arada haritayı, böyle kıtan haritasını gösteriyorlar. Yani aslında bugün pek çok büyük devletin de yer aldığı, hatta tarihi geçmiş çok eski dayanan ülkelerin de yer aldığı bir büyük coğrafya Afrika kıtası. Şimdi ilk soruma tekrar döneceğim hocam. Ona bir net cevap sizden rica ediyorum. Afrika deyince bizim bir kullanım şeklimiz var. Bir algı var. Evet. Ben sizden isterseniz bu o algı, algı cümlelerini bir rica edeyim. Sonra da sebebine dönelim. Bu algı daha çok sömürgecilikle birlikte başlatılan ve Afrika'yı hem sömürgecilerin kendi tebaları hem de dünya gözünde küçük gösterme. O algı ne hocam? O bu algı şöyledir. Ne? Mesela fakir, yoksul, tembel e, ve ilimden irfandan nasibi olmayan bir kıta ve kıtalılar ki bu tamamen tamamen yanlış. Onlara geleceğiz hocam. Devam Tabii. edelim algıya. Balta girmemiş ormanlar. Yani biz mesela çok değil, 70'li yıllarda bile bu söylediğiniz e, balta girmemiş ormanlar veya aşılamayan çöller e, dendiği çok eski değil. Yani en fazla 50 yıl önce bile bu ülkede Batılıların koyduğu bu algıların en tersi, Osmanlı Devleti'nin bu kıtanın 30 milyon kilometre karenin, bil fiil 14 milyon kilometre karesinin, Osmanlı'ya tabi olduğu bir kıtadan bahsediyoruz. Şimdi yani siz mesela. 50 yıl önce bu algı var diyorsunuz, kitabınızın ön sözünü de bunu evet. ifade etmişsin ama bu algı bugün de geçerli bir şekilde. Şimdi tam hala eğer değil. batılı kaynaklardan o hem peşin fikirli kaynaklar, e, maksatlı kaynaklar eğer okunmaya devam ederse ki okuyanlar tabii ki var, hala bunu iddia edenler var, yanlış. Şimdi bu algının bu tanımlamanın yaygın olarak hala Afrika'ya bakıştaki bu şablon bir şekilde egemenliğini sürdürüyor. Ama bunu kırmaya yönelik en azından ülkemize ve bazı bölgelerde ve ahlak sahibi ilim adamları bir mücadele var. Bu algını oluşturanlarına ve sebeplerini birkaç cümleyle. Bu algıyı oluşturanlar kimler ve neden oluşturular ve bu onlara nasıl bir imkan sağladı? Tabii şöyle eğer siz bu algıyı tutturursanız yani sizin oradaki varlığınız meşruluk kazanmış oluyor. Yani bunlar ilimden, irfandan uzak, vahşi, medeniyetten uzak dediğinizde sizin oraya gelişinizin sebebi medeniyet tesisi için. Orayı yani siz gelmezseniz burası mesela hala Sarkozy'nin falan açıklamaları vardı. Yani Afrika'da bir medeniyetten bahsetmek mümkün değil diye aslında yani büyük medeniyetlerin ya Roma gibi, Bizans gibi, eski Yunan gibi, Pers gibi Afrika'da bunlar kıta dışından gelenler, kıtanın kendi içinde olanlar var. Orada neşvi nema etmiş, veya kıta dışından gelenler en büyük enerjisini Afrika'dan almış. Osmanlı'nın bile Afrika'daki gidiş sebebi başka ama orada kaldığı sürece Osmanlı'yı bir kıtalar arası güç haline getiren son büyük hamlesi Afrika'daki varlığı. Bu algının sebepleri diyorsunuz. Aslında sömürgeleştirmenin bir aracının propaganda dili oluşturdu. Ve Kesinlikle. hala da kullanıyor Sarkozy tabii, ve tabii, benzeri tabii. tarafından diyorsunuz. Hatırlarsanız 3. Selim pardon 3. Selim döneminde Napolyon Mısır'a sefer düzenlediğinde büyük gemilerle bölgeye medeniyet götürüyoruz, kültür götürüyoruz diye propaganda yapmış ve evraklar basılmıştı. Şimdi hocam dönelim kıtanın ana tarihine. Bu algı, bu tanımlama doğru mu değil mi ve kıtanın tarihi mecrası üzerinden bunları bir konuşmaya başlayalım. Afrika'nın tarihinde çok eski medeniyetlerden söz etmek mümkün. Fenikerler var, Kartacallar var, Romalılar var. Ki hadi Roma da dünyanın tanıdığı işte büyük medeniyet ve devletlerden birisi olarak hala tanımlanıyor. Ve Müslümanlar var İslam'la tanışması. Afrika'nın tarihinde dönüm noktasını oluşturan medeniyetler ki hangileri? Şimdi kıtanın yerlisi milletlerin kurduğu yani bu dış güçlerin gelmesi Öncesinde, beraberinde ve sonrasında devamlı bir iç dinamikleri oldu kıtanın. Kendi yerel güçleri. Eski Mısır bir kere bunun dünya tarihinin temel iki noktası varsa Mezopotamya ve Nil Havzası. Bu zaten dünyada olmaz bir şey. Yani bu kadar bir zenginlik yok. Burayı bir yok. defa Afrika'nın bir parçası olarak görmeyi zihinlerimize yani, yerleştirmemiz lazım. Yani. Onları yenen Romalılar, peşinden Vandallar Bizans gelelim Müslüman Araplara 640'lı yıllar ve sonrasına. Yani kıtanın dışarıdan gelenler, bugün bile hala kıtadan alan, sadece kıtaya veren de İslami fetihlerle birlikte başlayıp alan değil veren, sadece kıtalıları Müslümanlaştırmak değil, Bilakis bayrağı teslim ettikleri her türlü o bölgedeki yeni İslam medeniyetinin ilim irfanın temelini atanlar Gelen Müslümanlar değil, onlar da işin içinde ama yerel insanlar İslam'la birlikte Afrika'da en büyük, biz buna kırılma değil de en büyük sıçrama, en büyük Afrika'yı, Afrikalıları tarihin önüne çıkaran e, gelişme İslam'ın bölgeye gelmesidir. Belçikalı meşhur e, iktisat tarihçisi Henry Piren, e, antik çağdan orta çağa geçiş bir İngiliz tarihçi 1700'lerin sonunda ee, Vandalların e, Kuzey Afrika'da Roma'yı yok etmesi yani 450'li yılları gösterirken Henry Piren bu doğru değil. Vandallar da Hristiyanlaştı. Vandallar da Roma gibi Bizans gibi sonra Bizans'a da dahil oldular. Bir değişiklik yapmadılar ama değişiklik yapan Müslümanlar. O yüzden o Orta Çağ'ın aslında Müslümanların bölgeye geldi 7. yüzyılda kapandığını iddia eden bir tezi var Henry Piren'in. Çok önemli bir tez. Hatta Napo e, Hz. Muhammed ve Charlemagne diye Türkçe'de tercüme edilen bir kitabı vardır onun. Çok önemli bir kitap. O ikisini mukayese eder. Yani Müslümanların Afrika'ya gelişiyle birlikte dünya tarihindeki en büyük değişim, Orta Çağ dediğimiz e, Batı için dönem başlarken Müslümanlar aslında bir medeniyet havzası, kültürü oluştururlar. Sadece Kuzey Afrika'da değil ama buraya bağlı Sahra Altı, Doğu Afrika hatta İbn ee, İbni Batuta'nın 1300'lü yıllarda Somali'den ki kendisi Faslı'dır, İbni Batuta Endülüslü'dür yani o ortak kültürün yetiştirdiği bir insan dünyayı dolaşmış 120 bin kilometre yapmış bir Afrikalı aydındır. Bir fakihtir, bir seyyahtır. Aslında onda her şey vardır İbni Batuta'da. İbni Haldun bile Afrikalı. Yani Tanzanya'ya kadar gitmiş İbni Batuta. Afrika'nın içlerine dolaşmış. Yani başka dolaştığı gibi Afrika ile ilgili verdiği bilgiler çok yerindedir İbni Batuta, İbni Haldun, Afrika ve çevresindeki, Kuzey Afrika ve çevresi, Endülüs'tür, Arap dünyası, Osmanlı, o zamanlar Osmanlı ve diğer Müslüman devletler bunları gözlemleyen ve bunlar üzerine bir yorum geliştirdiği için bugün bile yani aşılması çok zor olan bir alim olmuştur. İbni Haldun evet. o da bir Afrikalıdır. Ee, tabii ilk Habeşistan hicreti var Müslümanların, Peygamberimiz devrinde başlayan ve kıtanın da Müslümanlara karşı munis ve hamiyetperver bir yaklaşımım var. Habeşistan Kralı'nın ilk Müslümanlara okucak açması, Mekkeli müşriklerin talep etmesine karşılık onları koruması, Peygamberimizin Habeş Kralı Necaşi'ye karşı olan evet. duyguları malum. Müslümanlarla yeni bir sahne açıldı Habeşistan'ın tarihinde ama bir kırılma noktası oluyor. Sonra tekrar Osmanlılarla bir tanışma süreci. Kıta'nın Müslümanlarla tanışmasıyla birlikte Müslüman Türklerle tanışması da başlıyor. Aslında Müslüman Türklerle veya Türklerle tanışması Kıta'nın Osmanlılarla başlamıyor. Evet. O öncesini bir iki cümleyle sizden. Tabii öncesi Osmanlılar kadar kıymetli. Ama biz o öncesi hakkında yeterli bilgi var aslında ama biz onlara sahip olmadık, olamadık. Yoksa yani Abbasilerin hemen iktidara geçmesinin arkasından... İranlılarla olan, Farisilerle olan temaslarının bir ötesine geçip Türklerle kurdukları temaslar bu sefer sadece Ortasya'da kalmamış İran, Irak, Suriye ve Mısır'a geçerek 9. yüzyılda ilk Müslüman Türk Devleti tarihte, ilk Müslüman Türk Devleti Mısır'da kuruluyor, Tolunoğulları 868'de kısa ömürlü ama çok etkili. Yemen'e kadar uzanan, Libya'ya kadar uzanan, Hicaz'a uzanan. O da ciddi mimari eserleri falan tabii da tabii var. Tabii hala yani bugün etesileri olan o 35 yıl dünyada bazen böyle iktidarlar var. Yani ömrü kısa ama tesiri ölümsüz gibi diyelim. Yani onu söylemek biraz zor ama. Fakat yani çünkü dünyada her şey ölümlü. Fakat Tolunoğulları bugüne geliyor tesiriyle. Tolunoğulları var, işitler, işitler var. hemen 935'ten 969'a kadar. Yani onlardan hemen hemen bir asır kadar sonra peşinden Eyyubiler ve e, Memlükler Memluklar. 250 yıl. Memlükleri seyircilerimiz hatırlayacaklar. Biz Cengiz Tomar Hocayla ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir tarih söyleşileri programı yaptık Memlükler üzerine. Hakikaten çok önemli bir tarihi dilimi, katkıyı ve medeniyet dönüşümünü temsil ediyor. Memlüklerle birlikte Memlüklerin bitiş süreci aynı zamanda Osmanlılarla tanışma sürecinin 1500 oluşuyor. 1500'lerin başı diyelim. Yani direkt Bin... 17 Mısır'ın fethi, Osmanlıların eline geçmesi, idaresi ama bunun öncesinde Osmanlıların Kuzey Afrika sahillerinde 1500'lü yılları hemen ilk daha 1505-10 o arada Sultan II. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim. Yavuz yılları. Sultan Selim dönemiyle de hemen zaten irtibatlar ve ilişkiler Kuzey Afrika'da ciddi anlamda ee, artık hamlenin ötesine geçiyor ve varlığa dönüşüyor. Dönüşme sebebi tamamıyla Endülüs'ün düşmesiyle doğrudan alakalı. Endülüs tamamıyla düşünce bu sefer papalık o dönemin iki güçlü imparatorluk diyelim, krallık diyelim, İspanyol ve Portekiz arasında adeta dünyayı ikiye bölüyor. Ee, Asor adaları var hemen Cebel ilerisinde Portekiz'e bağlı halen. Asor adalarının batısını Portekizlere, Doğusunda İspanyollara veriyor yani Akdeniz'i ve İspanyollar 1510 yılında 20 yıl kadar bile sürmüyor Endülüs'ten sonra. Trablusgarp dahil Kuzey Afrika'da bir Mısır'da Memlükler var. Tamamını işgal ediyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar ve oradaki bölge Müslümanlarının kurtulacak hiçbir çaresi yok. Memlükler Mısır'da, Hafsiler Libya Tunus'ta, Zeyyaniler Cezayir'de, Sadiler Fas'ta. Ve Osmanlı Devleti bu dört devlet içerisinde Sadiler hariç, önce Memlükleri, sonra e, Zeyyanileri, en son 1574'te de Hafsileri, o bölgedeki hakimiyetlerine son vererek İspanyollar karşısında orada bir cephe oluşturup, o cepheyi sağlam, sağlamlaştırıp Avrupalıların sömürgeci ideallerini 19. yüzyıla kadar ötelemiş oldu. Şimdi aslında biz e, Osmanlı-Portekiz-İspanyol mücadelesini incelerken, Kızıl Deniz üzerinden ve Haremeyn bölgesini ki biliyorsunuz Portekizlerin daha Medine Münevvere'ye gelip Peygamber Efendimizin e, türbeyi saadetlerine e, tecavüz gibi bir takım Niyetleri. projeleri var, girişimleri var. Bunları engelleyen bir güç olarak e, biliyoruz ama sizin bu anlatıklarınızdan anlaşılıyor ki hem İslam İslam dünyası derken tabi Afrika'da büyük ölçüde Müslüman değil mi bu dönemde? Bugün bile dünyadaki üç Müslümandan birisi belki e, daha şey yani 5 Müslümandan ikisi Afrikalı yani 600-700 milyon Müslüman var. Eğer 1,5-2 milyar arasıysa Müslümanlar. Yani o zaman Afrika'nın yaklaşık %52'si Müslüman hala. Tabii yani Afrika, Afrika'da e, Müslümanların sayısı sayılmış değil. Keşke saysak ama yani saymadığımız için küçük gibi görünüyor, az gibi görünüyor. Yoksa Sizce nüfusun kaçta kaçı Müslümandır? Yani e, nüfus Afrika'daki nüfusun yaklaşık %60 65'i e, Müslümandır. Bu 16. yüzyılda da bu oranda mı? Daha fazla. Daha yani fazla. Afrika Müslüman kıta o zaman. Tamamına bir Müslüman kıt yani Müslümanlar var. Çok cüzi bir Hristiyanlar var. Yani Mısır'da biraz Kıptiler var. Habeşistan'da var ama onun dışında Afrika'da kitle olarak Hristiyanlık yoktu. Ee, o zaman aslında e, Afrika kıtasını da hamilini tabi üstleniyor. Hocam şunu soracağım. İşte 1500'lerin başında Afrika ile temas başlıyor. Memluklarla önemli bir kısmına hakimiyet sürüyor. Sonra 1574'te son oradaki Tunus alınarak, Tunus alınarak Osmanlı 3. Murat döneminde Afrika'daki en geniş sınırlarına, aslında dünyada en geniş sınırlarına ulaştığı bir dönem olarak kabul ediliyor. Şunu soracağım, Afrika kıtasında Osmanlı sınırı nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Tabii. Ya şöyle zihnimize bir Osmanlı Afrika'sını bir canlandıralım şimdi istiyorum. Şimdi yani bu işin ilk mimarı Yavuz Sultan Selim 1519 17'de Mısır'a giriyor. 19'da Libya'ya bir donanma gönderiyor ve 1520'de vefat ediyor Yavuz Sultan Selim. Allah rahmet eylesin. İkinci padişah Kanuni tabii 46 yıl boyunca asıl Yavuz Sultan Selim'in o mirasını daha geniş hem Kızıldeniz'de Hint Okyanusu'nda Hint donanmasıyla İkinci Selim bizim tarihimizde biliyorsunuz tarihçisiniz ee, çok eksik ve yanlış anlatılıyor. İkinci Arkadaşlar Selim... ekrana haritayı da taşıdılar Osmanlı Afrikasını Evet. İkinci Selim ee, Yemen Osmanlı idaresinden çıkmış Osmanlı'ya alınıyor. Kıbrıs 1571'de alınıyor. 1569'da Tunus bir kere alınıyor İspanyol Hafsi idaresinden ortak. Sonra 73'te İnebaht'tan sonra kaybediliyor ama 1574'te Tunus Savaşı bizim kitaplarımızda bir cümle bile yer almıyor. Oysa Osmanlı'nın yaptığı en büyük kara ve deniz savaşlarından biridir. Anadolu'dan 48 bin asker bir ayda Tunus'a gönderiliyor. Ve burada biz 1574 yılı Temmuz ayında 10 bin şehit vererek Osmanlı tarihindeki çok büyük savaşlardan biridir. Kara ve deniz savaşı. Eğer Tunus'u almasaydık biz Afrika'da tutunamazdık. Tunus ana merkezdir. Hala İspanyollardan bugün, alınıyor. Tabii. bugün bugün hala Tunus üzerine çok büyük hesaplar yapılıyor. Bütün Arap dünyası, Kuzey Afrika, Afrika üzerindeki adeta geleceğe yönelik hamlelerin başladığı yerlerden biri Tunus'tur. Bu ta tarihten gelen bir e, böyle bir takım tekrarlar hani var ve bunun en önemli noktalardan birisi Tunus. Osmanlı devletinde yani Kanuni'den sonra ikinci Selim 1574'te Tunus'u alıp vefat ediyor. Sonra 3. Murat Osmanlı sınırlarını en geniş noktalarına ulaştıran padişah olarak biliniyor. Ama 3. Murat da neredeyse değil mi? Tarihte çok ismi... Bile çok yaygın olarak bilinmeyen veya çözülmenin andır. başlangıcı olarak kabul edilen ki hakikatte de öyledir. Bir devir olarak alınıyor. Fakat onun zamanında Kenya, Mombasa'ya kadar Yemen'den, Yemenli Hasan Paşa... ...donanma gönderir ve 1585'te bugünkü Kenya'da, Mombasa o zaman, Kenya diye bir yer isim yok. Ama hocam tabii 3. Murat da hemen Kanuni'nin mirasın üzerine gelen birisi, onu da hatırlamakta fayda var. Tabii, yani... Yavuz şimdi, Kanuni... Yalnız der. şunu diyebilirdi, yani ne işimiz var bizim oralarda? Yok, tamam o kadar mı? da bir değil canım. Yani tabii şimdi... E, dönem önemli bir dönem. E, böylece Osmanlı sınırları Afrika'da, Güney'de, Kenya. İçeride Uganda, 19. yüzyılda Uganda'nın kuzeylerine kadar Orta Afrika bugün Cumhuriyet, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Sudan'a yakın, Çad'a yakın bölgeleri, Çad'ın e, Sudan'a yakın sınırlarından, Çad'ın kuzeyi, Nijer'in kuzeyi, Mali'ye temas var. Böylece yani ben şöyle e, değdiği veya biraz içerilerine girdiği ülkeler dahil olmak üzere 14 milyon kilometre kareye yakın. 30 milyon kilometre karede. Yaklaşık %50'sine hakim. %52'sinde Osmanlı'nın bil fiil görevli bulundurduğu Siyasi kaymakam, kaymakam olarak. vali, 5 eyalet zaten bugün Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Libya yani Mısır ve Habeş dediğimiz zaman bunların yüz ölçümü bir kere 10 milyon kilometre kareyi buluyor. Bunların art ülkeleri de biraz önce saydıkların Böylece Osmanlı Müslümanların tamamıyla nüfuz irtibatı var hem de bunlarla hakimiyet Şimdi var. Şimdi onu soracağım. Pili olarak adanın yaklaşık %50'sine hakim oluyor Osmanlı. Evet. Ama bir de nüfuz idaresi var. Nüfuz, nüfuz nerede bir Müslüman varsa var. Hint Okyanusu'ndaki Moritüs Adası Müslümanları Osmanlı'ya 19. yüzyılda bile yazılar yazarak arşivde çok olmasa bile olan belgelerde diyor ki biz size tabiyiz resmi törenlerimizde bura şu anda İngiliz idaresinde ama Osmanlı kıyafetleriyle çıkmak istiyoruz. Nüfuz alanı itibariyle kıtanın ne kadarına hakim fiili ve nüfuz alanı itibariyle bir oran vermek gerekirse? yani ya 70-80 diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani e, o zamanki dönemde Müslümanların olmadığı sadece bugünkü mesela Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cezayir, Afrika'da yüz ölçümü olarak en büyük ülke 2 milyon 400 bin kilometre kareden fazla. İkincisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan bölünmeden önce en büyük Sudan'dı. Sadece üçü 8 milyon kilometre kare yapıyor. Yani... Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki 1 milyon kilometre karelik alanda bir İslam devleti kuran, bugünkü Tanzanya'nın bir parçası olan Zengibar Adası'ndaki yerleşik Zengibar Sultanlığı'na bağlı Hamid bin Muhammed el-Murcibi, Avrupalıların tipotip adıyla biliyorlar. Bir devlet kuruyor, tipotip krallığı deniyor. Şimdi tipotip krallığı deyince bu adamın bir Afrika yerlisi düşünürsünüz. Oysa bu bir Müslüman ve orada İslam'ı yayan, bugün Kongo'da nüfusun yüzde hani batılılar devlet resmi olarak yüzde diyor ama Müslümanların e, bu işlere kafa yoranlarında söylediği yüzde 15 ila 20'si arasında bir Müslüman var deniyor fiili yönetim alanı artı nüfus alanı itibariyle Osmanlı'nın Afrika'daki hakimiyet alanı yaklaşık 25 milyon kilometre kare gibi tanımlamak yanlış olur mu yani e, çalışılması alanlar. gerekiyor çünkü Osmanlı şeyi kabul etmedi. Avrupalılar 1580, 1884, 85'te Berlin Konferansında Afrika'yı masaya yatırıp gitmeden çizerek şurası Fransa'nın, burası İngiltere'nin, Almanya'nın, İtalya, Belçika, İspanya diye böldükleri zaman Osmanlı devleti durun dedi. Burada çizilen haritalarda Tunus'un mesela Cezayir eyaleti ile Tunus arasından inen sınırın okay. güney çizgisi yok yani güney e, yani çadda bitmiyor bu. 1890 yılında, 96 yılında Fransızlarla İngilizler sınır çiziyorlar masada. Osmanlı diyor ki nasıl çizersiniz? Burası sınır yok. Burası yani aşağı gidebildiğin kadar bize tabi bunlar diyor. Öylece yani %70-80 bile diyebiliriz. Çünkü Osmanlı e, bir bütün olarak algılıyor. Yani parçalı olarak hilafet algılamıyor. Hilafet yönetimi, hilafet bakışı, ki, halife Oluşları da bunda en önemli etken oluyor galiba. Yani Tanzanya… Bölgeyle olan irtibatın kurulmasında… Tabii. Yani Mozambikli Müslümanlar o zaman e, İstanbul'a para toplayıp gönderiyorlar e, Hicaz Demiryolu için. İstanbul onlara madalya gönderiyor, nişan gönderiyor. Yani siz… Şimdi Mozambik neresi? Güney Afrika'nın komşusu. E, Güney Afrika'ya Ebu Bekir Efendi'yi gönderiyor. Sırf oradaki Müslümanları düzenlesin, onların arasındaki huzuru tesis etsin diye… Haliyle nerede bir Müslüman topluluk var Osmanlı Devleti onlarla irtibat halinde. Tabi arkadaşlarımız biz konuşurken konuşmalarımızda orantılı olarak haritaları da ekranda paylaşıyorlar sevgili seyirciler. Sohbet esnasında haritalar da bu gözle değerlendirirseniz daha sağlıklı ve coğrafya üzerine bir okuma mümkün olur. Şimdi başka bir soru soracağım. Biz tabi Osmanlı hakimiyeti deyince hep Balkanlar yani Avrupa hakimiyeti aklımıza geliyor. Hakikaten Afrika ve Osmanlı hakimiyeti zihnimizde çok da oturmuyor. Ama kitaplara baktığımızda veya verilere baktığımızda 400 yıllık bir Osmanlı hakimiyetinden söz etmek mümkün. İşte 1500'de başlıyor. Hadi yani 1516 Mecidabık Savaşı'nın fiili bir başlangıç noktası alsak da 1. Dünya Savaşı'nın sonunda bulunacağı kadar bölgeyle olan ilişkimiz bir şekilde ve etkili bir şekilde devam ediyor. 400 yıllık bir hakimiyet kavramının içine nasıl doldurursunuz Ahmet Şimdi Osmanlı Devleti'nin bu bölgeye gitmesinin en temel sebebi buranın ikinci bir endülüs olmaması için buradaki Müslümanların özellikle tebaların imdat çağrılarına hem Yavuz Sultan Selim'in hem kanunun cevap vermesi. O zaman hocam iki cümleyle zamanı verimli kullanmasın ikinci endülüs olmaması için derken neyi kastediyorsun? Birinci endülüsü de... Bir iki cümleyle bir hatırlatalım sonra şöyle diyelim. Afrika birinci, ile ilgili zemin Endülüs ayak basması 710, fetihler 711'de başlıyor. O da Afrika üzerine oluyor tabii. Tabii ki %90 Berberilerin, Müslüman Berberilerin Araplarla, Müslüman Araplarla ortak bir zaferidir. Orada Türkler de devreye girer. Belli bir süre sonra Azaz denilen Oğuz okçuları önemli roller üstlenirler 1300'lerde falan o bölgede ki savaşlarda. Fakat son o, Endülüs'ten son Müslüman kafilenin kaynakların e, verdiği bilgi altı, 1610 yılında 150 bin kişilik bir Endülüs Müslüman topluluğu da orayı terk ederek Tunus eyaletimize yerleşir ve böylece 900 yıllık hakimiyetten geriye hiçbir şey kalmaz. Endülüs'ten yeterli arabulucu Endülüs İspanya'yı. İspanya, İspanya Portekiz, kadar, biraz Fransa'nın içlerinde Perpignan, Narbon, Aragon gibi şehirler de var. Yani ta Fransa 732'de Paris'e 350 kilometreye kadar Poitiers'e kadar gelmişler ama bugün Fransa'nın güneybatı uçlarındaki şehirlerde yapılan arkeolojik kazılarda o döneme ait İslam eserlerinden malzemeler çıkıyor. İtalya'da da aynı şey geçiyor. İtalya'da Sicilya uzun bir süre zaten Müslümanların idaresinde kaldı. Şimdi birinci Endülüs büyük bir dramdır Müslümanlar için. Büyük bir yok oluştur sadece Müslümanlar için değil insanlık tarihindeki ilim, irfanda, medeniyette, sanatta her şeyde zirvelerden biridir. Aynısı Kuzey Afrika için de geçerlidir ve orada da benzeri bir durum yaşanmak üzeredir ve Osmanlı burada devreye girerek bu bölgede tarihteki o yine aynı şekilde 640'tan başlayan bu sefer ve 1500'lere kadar devam eden 800 yıllık bir medeniyetin yok oluşu karşısında Osmanlı hamleyi yapar ve İspanyollarla orada tam 1574'e kadar ee, ki 1505'te başlarsa Barbaros kardeşler henüz İstanbul'da doğrudan çalışmadan önce Orsan olarak e, yani 70 yıllık bir mücadeleyle Kuzey Afrika'da sadece bakın 2. Selim'de başlıyor hocam. 3. Selim'le 2. Selim'le Tunus Savaşı çok önemli bir savaş. 3. Murat gerçi 1578'de ül Mahazin veya Üç Kral Savaşı denir Fas bugünkü devletine çok büyük bir yardım yaparak Cezayir üzerinden İspanyol, Portekiz ortak donanmasını ve ordusunu yenerler Fas'ta. Çok önemli bir savaştır 1578'de Tunus Savaşı kadar önemlidir. Ama biz orada ikinci güç olarak varız Fas'ın yanında. Asıl üçüncü hamleyi de üçüncü Selim zamanında Cezayir'in bugün en büyük ikinci şehri başkentten sonra Oran dedikleri batıların Vahran şehrini 1792 yılında Osmanlı idaresine alındığında İstanbul bütün camilerde hutbeler okutulur. Vahran Osmanlı idaresine tekrar geçti diye. Yani üç Selim'in de Kuzey Afrika'da çok ciddi hamleleri vardır. Tabii en büyük hamle e... Yavuz, Sultan Yavuz Sultan Selim. Sultan Selim. Evet. E, peki hocam e, Osmanlı öncesi e, durumu kısmen değerlendirdik ama Osmanlı evet. sonrasına gelmeden önce biraz Osmanlı'nın coğrafyaya bu idari koruma, himaye katkıları yanında kültür, medeniyet aynı zamanda buna bağlı olarak da Afrika'nın kültür medeniyet tanıdık yerini de birkaç cümleyle konuşalım. Çünkü Afrika deyince hep aklımıza bir cehalet kıtası, bir geri kalmışlık, adeta insanlık tarihinin keşfini zorunlu kılan ve bedeniyet götürülmesi elzem bir kıtası olarak takdim ediliyor. Biraz önce de ifade ettiğiniz sömürgeciliğin meşrulaştırmanın bir aracı olarak biraz Afrika'yı kültür, medeniyet, inanç tarihasından izleyicilerimizin zihninde bir fotoğraf olgusuna katkıda bulunur musunuz? Bu aslında çok ciddi araştırmalar gerektiren bir konu. Yani bu konuyla ilgili epeyce bir akademik olsun, merak olsun kaynaklardaki bilgilerin iyice süzülmesi lazım. Osmanlı devleti bugünkü sömürgecilik bizim kullandığımız kavram. yapılan işi mesela bir kolonyalizm kelimesini kullandığımız zaman biz o kelime ile biraz o menfi anlamını yumuşatmış oluyoruz. Hatta Jacques Chirac olsun, Avrupalı devlet adamları sömürgeciliğin çok ya yani kolonyalizmin, sömürgecilik demiyorum. Kolonyalizmin çok kötü olmadığını bir takım değerler kattığını söylüyorlar. Ama biz buna kolonyalizm kelimesini söylersek onlara alet oluyoruz. Sömürgecilik kelimesi Türkçe bir kelime ve somurmak kelimesinden geldiği ifade ediliyor. Yani kıtada değer adına ne varsa her şeyi adeta vakumlayıp alıyorsunuz. Osmanlı devleti ise alan değil veren bir devlet. Yani ne bütün vermiş? sahilleri bir kere Anadolu'dan her yıl binlerce genç bütün bu eyaletlere beş eyalete... Onların korumasını Osmanlı kendi insanını götürerek sağlıyor. Yani yerel insanları kullanmıyor oraların savunmasında çünkü onlarla bir himaye anlaşması. Yani himaye derken o sömürgecilerin yaptığı himaye değil. Onlar çünkü çağırmışlar biz aciziz, koruyamıyoruz kendimizi, bizi koruyun demişler. Osmanlı Devleti de onları korumak için hatta bir e, hattı e, hatt hümayunda yok mühimme defterinde bir belgede Kuşadası kadısına bir hüküm var. Diyor ki işte Tunus veya Cezayir'den şu kadar bin yiğit isteniyor. Orada devletin yeni çeri veya çeri gidecek yeni yoldaş. Onlar orada pişecekler ve oraların korunmasını sağlayacaklar. Kadı diyor ki burada artık diyor Müslüman genç kalmadı. Yani bunlar da verirsem burada diyor artık Müslüman nüfustan bahsetmek mümkün değil olacak. O yüzden ben diyor buradan lütfen kimseyi almayın diyor. Anadolu boşalıyor yani sırf bu Afrika'yı korumak için. Bunu Batılıların sömürgecilik dönemindeki ne baktığımızda tam tersine onlar Afrika'yı korumak için Avrupa'dan değil asker bizzat Afrikalıları silah altına alıp Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda, Uzak Doğu'da ve biraz sonra belki geliriz kölelik konusunda Afrika'yı insanlaştırırken Osmanlı Afrika'daki değerlerin o tarihi, İslam tarihinin Değerlerini yaşatmak için Anadolu'yu boşaltıyor. Birisi Afrika'yı insansızlaştırıp kendi hizmetinde kullanıyor, diğeri de kendi coğrafyasını, ana coğrafyasının insan unsurunu Afrika'yı yaşatmak için kullanıyor. Peki Beşeri kaynak, şey, e, yeraltı kaynaklarına e, ham maddelerine. Yaklaşımı nasıl Osmanlı'nın bölgelerine? Osmanlı, Osmanlı Devleti'nin e, Afrika'da bir kere e, biraz önceki soruda vardı kültürel değerler noktasında. Mesela Avrupalılar geldiler, Müslümanları bile Hristiyanlaştırdılar. Hristiyanlar varsa onların mezhebini değiştirdiler. Osmanlı'da ise okuduğum belgelerde genelde Maliki ve Şafii mezhebi yaygındır. Afrika'da Hanefi çok azdır. Osmanlı 400 yıl idare ettiği hiçbir yerde Hanefiliğin en ufak bir batılı tabirle propagandasını yapmamıştır. İnsanları bu mezhebe girmeye zorlamamıştır. Hanefi varsa bunlar Anadolu'dan giden insanlar ve onların soyundan gelenler dışında Hanefileştirme gibi bir veya Türkçe'yi orada bir e, konuşma diline, bir zorunlu dile dönüştürmemiş. Osmanlı adetlerini oradaki insanlara illa bunu yapacaksınız diye bir zorlama olmamış. Yani Osmanlı'yı e, mesela bir bugün bir üniversitede de kitabı tercüme edildi. Afrikalılar ve Osmanlı talanı diye. Hem de Türkiye'de böyle bir kitap nasıl tercüme edilir, nasıl basılır? Bunu insanın aklı hayali almıyor. Osmanlı talanı. Yani şimdi bunu dille söylemek çok 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 zor. Bunu bir Fransız bile, insaflı bir Fransız söylemez bunu. Bir İngiliz söylemez ama bu söylenebiliyorsa demek ki Osmanlı'nın oradaki varlığından bizde bile hala rahatsız olanlar yani kendilerince rahatsız olmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir şey. Ee, hocam, şimdi kolonyalizm, sömürgecilik kavramlarını kullanırken Batı'nın ana iddialarından birisinin bölgeye bir kültür ve medeniyet götürmek olduğunu söylediniz. Hakikaten bölgenin kültür ve medeniyet hayatına dair nasıl bir değerlendirme yapmak mümkün? Yani Avrupa yokken, evet Osmanlı, İslam var, biz bunu biliyoruz ama bir kültür ve medeniyet yok mu? Onu biraz... Şunu söylemek lazım. 400 yılın sonunda Osmanlı Devleti kıtadaki yerel değerler ne kadar hani onlara katkı verdi, onlardan ne kadar kısmını yok etti. Osmanlı zamanında yerel değerler, ne diyelim buna, yani sosyo-kültürel ve dini hayat kendi mecrasında aktı. Osmanlı buna hiçbir zaman müdahale etmedi ama Batılılar geldiğinde tüm bu sistemleri bozdular. Biraz önce dedim sınırlar çizdiler bu sınırları çizdikten sonra belki Afrika kıtasında insanoğlu yaratıldığı, belki ilk defa Afrika'da yaratıldı diyenler var. Yani en büyük iddialardan birisi bu. İnsanoğlunun Afrika'dan yayıldığı ile ilgili. Sonuçta bilinen tarihi süreçlerin tamamında sınır yokken bu sınırları ilk defa batılar çizip ülkeleri kendi içlerine daha doğrusu bölgeleri kapattılar ve kendi aralarındaki her türlü sosyo, kültürel, siyasi, idari e, sınırlar koyarak onları adeta ne Hicaz'a ne ticarete yönelebilecek bir hamleyi vermediler ve tarihi bütün yollar kapandı. Şimdi, Osmanlı ise bu yolları hep açık tutmak için uğraştı. Şimdi biz Batı'daki büyük devletlerin tarihine, affedersiniz, büyük şirketlerin tarihine baktığımızda dünyadaki sömürgelik tarihiyle bir uyuşun, bir eş değer görüyoruz. Önemli bir kısmının da Afrika'nın sömürgeleştirilmesinin ana taşıyıcı unsuru olarak kurulduğunu e, görüyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda Afrika'nın sömürgecilik tarihi, mesela Fransız sömürgeciliği en eski sömürgecilerden biri, sonra tabii İspanyolların ilk gidişi var, sonra Portekizlerin gidişi var, sonra Lisbon'a taşınan bir yılda taşınan 700 kilogram altın, 10 bin kölenin uyandırdığı bir iştah ve bütün kıtanın, bütün gücüyle Afro, Avrupa kıtasının yani büyük güçlerin Afrika'ya yönelimi var. Biraz sömürgecilikte ne yaşadı Afrika? Afrika sömürgecilikle birlikte tarihte hiç kaybetmediği kadar çok değerini kaybetti. Önce insanlığı kaybetti, en büyük değeri. Sayısı bilinmiyor. 20 milyon diyen var, 50 milyon diyen var, 100 milyon diyen var. Osmanlı'nın olmadığı sahiller ve denetiminde olmayan yerlerin dışında özellikle Güneybatı ve tam batı Afrika bölgesinden Amerika kıtasına İspanyollar Osmanlı yüzünden Afrika'ya yerleşemeyince bu sefer Hindistanı arama gayreti içinde Amerika ile karşılaştılar ve Amerika ile karşılaşınca oradaki yerlilerle bir müddet sonra iş var olma mücadelesine döndü ve ya var olacaklardı ya yok olacaklardı var olmaları demek İspanyolların oradaki yerleri yok etmeleriydi ve yüzde 95'ini ...ki takriben 100 milyon yerli olduğu ifade ediliyor. Tabii bunlar hepsi iddia ve bunun %95'ini yok ederek ilk birkaç asırda... ...onların yerine de Afrika'dan bir o kadar insanı köleleştirip götürdüler. Tabii o yerlerin yok edilişiyle ilgili de çok ilginç iddialar var. Mesela bulaşıcı hastalıklara bölge halkı aşina olmadığı için... ...bir takım hayvanlara o toplu ölümü doğurabilecek mikropların yüklenip onların o bölgelere atılması yani çünkü birebir öldürmek veya yok etmek Hepsi zor gelir. Yani toplu bizzat, katliam Bizzat savaşarak, bizzat bu şekilde olanlar var. Bulaşıcı hastalıkları yayarak. Yani birçok sebep var. Bunun yanında e, tabii Afrika'daki çoğu da belki en az yarısı Müslüman olan insanlar oraya taşıyarak e, Avrupalılar en çok niçin gelirdi bir bölgeye? Bir, o bölgeyi Hristiyanlaştırmak. Bakın Osmanlı'nın hiç yapmadığı bir şey. Hristiyan bir bölgeye gitmişse Osmanlı Devleti onları hiçbir zaman Müslümanlaştırmadı. Yahudi, Tebasını, Süryani, Keldani nerede olursa olsun onların dini değiştirmek için hiçbir zaman özel bir tesis, bir müessese kurmadı ve çalışmadı ve müsaade etmedi. Bunların çok belgesi var arşivde. Yani diyor ki Girit Adası'ndaki mezhep değiştirilmesiyle ilgili Katoliklerin, Protestanların, Anglikanların, Ortodokslara uyguladığı o e, misyonerlik, o da bir misyonerlik, buna Aydın Valisi, e, Aydın Valisi e, Abidin Paşa ben buna müsaade etmem. Biz bu insanları himayemize alırken sizin itikadınıza, inancınıza, mezhebinize değil müdahale korumakla e, sorumluluk aldık diyor. Bu aynı şekilde Afrika'da da geçerli ama Avrupalılar maalesef o ne yaptılar? İnsan kaynağını tükettiler, değerlerini değiştirdiler, dillerini değiştirdiler, kaynaklarını sadece kendi menfaatleri için kullandılar. Şimdi tabii sömürgeciliğin sömürgeciliğin ileri karakol olarak devreye giren unsurların en başına bir sönerlik faaliyeti geliyor doğru mu? Evet. Evet. Yani din değiştirme aynı zamanda bir sömürgecilik aracı olarak kullanılıyor. Evet. Peki bu köleleştirmeyi söz ettik ama bunu biraz açalım. Ne kadar köleleştirmenin yöntem ve araçları ve yöntemleri unsurlarını bir, bir iki cümleyle süremiz azaldığı için birkaç konuya daha temas etmek istiyoruz. Yani bir kere Afrikalılar tembeldir. Başta o algı vardı ya. Ben şimdi diyorum ki siz tembel insanla ne iş yaparsınız? Köleleştirdikleri insanları niye köleleştirdiler? Amerika'daki verimli arazileri kullanacak insan kaynağı için. Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde kendi insanları savaşmadığı için Afrikalıları silah altına alıp eğitip o insanları cephelerde savaştırdılar. Tembel Bu köleleştirmede insana... kullandıkları yöntem hadi köleleştiriyorlar da insani unsur evet. ve anlayışla bağdaşan bir Yaklaşım Yani var mı? köleleştirme olayı tamamıyla... Kölelen, yani onlar, hak hukukları neler onlar mesela? Onlar yani bir insan olarak kabul edilmiyor zaten. İnsan olarak kabul edilmediği için hak hukuk diye bir şey yok. Kayıtları da tutulmuyor. Kayıtları yok. Yani mesela Alex Haley'in Kökler, Kuntakinti olarak bizim gençlik yıllarımızda seyrettiğimiz o roman aslında yani de mutlaka bir kere okunmalı da defalarca okunabilecek bir roman. Çünkü Alex Haley o romanı yazarken 800 bin kilometre yol yapmış. Ve romanın konularının geçtiği yerlerde yaşayarak yazdığı bir roman ve o romanda mesela Alex Haley bu e, köleleştirme süreci Kuntakin'i müslüman bir Gambiyalı nasıl Hristiyanlaştırılıyor yani biz değerlerinin hepsini e, elinden alıyorsunuz insanların kimden alıyorsunuz orada yerel onlar yereller işbirliği yaptık yerel insanlar bize bunları sattı Müslümanlar bize bunu sattı Müslüman Araplar köle taciriydi falan filan çok ciddi anlamda böyle ufak şeyleri büyüterek anlattıkları, kendilerinin büyüklerini küçültüyorlar. Müslümanların da o zaman köle ticareti dünya çapında olan bir şey. Onu Müslümanlar tarafındaki ufağı büyütüp, Müslümanlar zaten köle taciriydi deyip çıkıyorlar. Yani milyonlarca insanı köleleştiriyorlar zorla, aileden kopararak ve taşıyorlar. Ve hiçbir insan hak ve değerleri yok diyorsunuz. Tabii ki. Yani o insanlar bütün değerlerini kaybediyorlar. Dillerini kaybediyorlar, inançlarını kaybediyorlar, mallarını kaybediyorlar. Hiçbir şeyleri evet. kalmıyor. Peki sömürgecilik Afrika'ya neye mal oldu? Batı'nın sömürgecilik maliyeti, yani, Fransız Af sömürgecilik. Afrika bizzat bir kısaca... zengindi. Varlıkları çoktu. Yani 1324 yılında Mali'den Hicaz'a gelen Sultan Musa'nın e, gelişi dünya tarihindeki en büyük e, dönüm noktalarından biridir. Hala böyle e, gazeteler bile zaman zaman uluslararası medyada da çıkar. Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin adamı kimdi dendiğinde Mali Sultanı Musa derler. 60 bin kişiyle yola çıkar ve Hicaz'a gelir. Böyle bir zenginlik. Şimdi bunu bir fark edince buna sahip olmak istiyor sömürgeciler. Ve mesela Osmanlı'da böyle bir şey görmüyoruz biz. Yani Osmanlı gidelim Afrika'nın şurada şu zenginliği var onu alalım bunu alalım gibi bir derdi hiçbir zaman olmadı. Bilakis Kavalalı Mehmet Ali Paşa bazen taşkınlık yapınca uyarıyor. Bizim varlık sebebimiz insani değerler. Oradaki insanlara eziyet etmediği. Evet. E, Fransızlar var, İngilizler var, Almanlar var. Hemen hemen Avrupa'nın bütün büyük devleti... Yedi büyük ülke, yani Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya. Bütün beşeri kaynaklarını, altyapı, ham maddelerini alıp götürüyorlar. O zaman bugünkü Avrupa ekonomisinin ve Amerika ekonomisinin de Afrika sömürgeciliğinin rolü yeri nedir sizce? İşte o sömürgeciliğin neticesi bugün Afrika'da 1 dolara günlük çalışma. Yani Afrika'da bugün herhangi bir madde 1 dolara piyasadan alınıyor. Uluslararası pazarlarda değeri 100 dolara kadar çıkıyor. Afrikalılar diyor ki biz diyorlar hiç dünyadan bir yardım istemiyoruz. Sadece dünyada bir şeyin fiyatı neyse Afrika'da o olsun. Afrika yani gelecek 21. yüzyılda bunu uygulayabildiği zaman o bizim bildiğimiz fakir değil, gerçek anlamdaki zengin Afrika ortaya çıkacak. Afrika bağımsızlaştı, ülkeler kuruldu ama sömürgecilik Avrupa'dan kalktı diyebilir miyiz? Sömürgenin ayak izleri, problemleri ve etkileri hala nedir Afrika'da bugün hocam? Bugün şöyle söyleyelim, Afrika dünyada ekilebilir olup da ekilmemiş arazilerin %60'ı Afrika'da. Sadece 2009 yılında 60 milyon hektar, yani Türkiye 80 milyon hektarsa düşünün, Türkiye'nin 4'te 3'ü kadar bir bölgesi sadece bir dünyada 60 milyon hektar el değiştirdi. 40 milyon hektarı sadece Sahra Altı Afrika'da el değiştirdi. Bu ne demek? Şirketler ülkelerden ya kira ya satın alma yoluyla milyon hektar araziler alıyorlar. Ve 21. yüzyılda çok ciddi gıda ve enerji krizleri olacak. Şimdiden 25'in üzerinde kıta dışından ülke Afrika'da yatırım yaparak bu araziler el koymaya çalışıyor ki bu sömürgecilik bunun yanında e, hiçbir şey olacak. Daha ağır olacak. Çok daha ağırı ağır gelebilir. Diyorsun. Osmanlı coğrafyadan çekildi. Bugün başka devletler, başka imkanlar var. Peki kıtanın, kıta yaşayanlarının Osmanlıya ve Türkiye bakışları ile ilgili. Siz bölgede büyük elçilik de yaptınız çapta. Nedir? Nasıl? Sonra oldu? hafızayı beşer nisyan ile maluldur. İnanın 30 sene önce bile benim 93 yılında tam 30 değil ama yakın Mali'ye gittiğimde ben Türk'üm dediğimde Türkiyeliyim yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Türkiyeliyim derken vatandaşıyım dediğimde orası nere diyen Maliller Osmanlı deyince tabi ufaklar değil çünkü onların hafıza boşaltılmış belli yaşın üzerindekiler Osmanlı'yı dedelerinden duydukları için biliyorlardı. Maalesef Türkiye 1990'lara kadar Afrika'da neredeyse birçok ülkede unutturulmuş veya öğretilmemişti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2005 açılım yılından sonra Afrika'da neredeyse 60'a yakın çoğu başkente uçak seferleriyle ve 42 ülkede, 54'ün 42'si yaklaşık %95 bir coğrafyayı kapsayan temsil, diplomatik olarak tesis kurdu. Ve şu anda Türkiye, Afrika'daki dört... Güçlü, etken ülke arasına girdi. Yani eski sömürgecilerin dışında Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye. Hatta Türkiye'nin konumu diğerleriyle de bu üç şeyle mukayese edildiğinde daha insani ve daha geleceğe e, temel atan e, bir varlık gösteriyor. Ve şu anda bu konuda çok ciddi tezler yapan gençler var. Yani Afrika, Türkiye'de da Türkiye dışarıda. ciddi bir varlık gösterdi. Yani var, şu yani. anda o Osmanlı'ya e, sevgi yeniden e, bu sefer ne olacak merak ediyor gençler. Filanca tarihte Tunus'ta ne oldu? Cezayir'de ne oldu? Fas'ta ne oldu? Veya Sahra'nın altında Somali'de ve bu artık dirilecek. Peki buna mukabil günümüz Türkiye'sinin Afrika'ya bakışını birkaç cümleyle ifade eder misiniz? Ben şöyle Büyükelçilikte yapmış Ben veya şunu söyleyeyim. Evet. Afrika'dan sorumlu Başbakanlık müşavirliği yapmış bir isim olarak. Ben şunu söyleyeyim, yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gereken ve ihmal, bu ihmal bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nden de kaynaklanmıyordu. Çünkü sömürgeciler biliyorlardı ki buraya Türkler bir şekilde adım atarsa, onlar tarihimizi bizden daha iyi biliyorlardı. Biz çünkü o tarihin üzerine böyle bir kapak örtmüştük. Biz kapağı aralarsak, oraya gelirsek, tarihteki o yeniden Afrika'yı ayağa kaldıran bir düzen, bu Türkiye Cumhuriyeti tarafından olursa yani işler taşlar yerine oturur. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 15 yıldaki yaptığı hamlelerle eksiği vardır, olması gerekenin çok aşağısındadır ama öncesiyle mukayese edildiğinde hayal edilemeyen bir güçteyiz. Şu anda üniversitelerimizde 20 bin üzerinde Afrikalı öğrenci okuyor. Bu bile yeter ifade etmek için. Ümit var olmamız için tarih köklerle buluşma ve istikbale hazırlanma konusu en azından Afrika, Afrika ile ilişkiler değerlendirdiğinde pek çok sebep ve uygulama var diyorsunuz. Yani bugün İstanbul'da havalandan kalkan uçaklar Afrika istikametine dünyanın hiçbir başkentinden kalkmıyor. Ve geçen sene 5 milyon Afrikalı yolcu bizim uçaklarımızla dünyaya ve Türkiye'ye geldiler. Bu Afrikalılar bunu görüyor, fiyatlara yansıyor, ilişkilere yansıyor, siyasi ilişkilere, uluslararası ilişkilere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik konseyine seçilirken geçici üye olarak 53 ülke vardı o zaman. 51'i Türkiye'ye oy kullanmıştı. Hiçbir toplantıda BM'de Afrikalılar bu kadar bir ülkeyi desteklememişti. Ahmet Kavas Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Aslında ederim. bir saattir yaklaşık Afrika'yı konuşuyoruz ama hani konuya ilgi duyan, daha 90'lı yıllarda bu konuda yazı yazan bir araştırmacı olarak ne konuştuk ki sorusunu ister istemez kendime soruyorum. İnşallah ilerleyen programlarda daha konuşacağımız pek çok konu var. Bunu bir giriş gibi kabul etmek daha doğru olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için ve sevgili seyirciler şüphesiz bu programlar aslında bir hatırlatma, bazı eksiklikleri tamamlama ve konuyu gündeme getirmekten önem arz ediyor. Aslında hepimize düşen bu ülkenin insanı olarak en azından tarihi bağlarımızı, kültür bağlarımızı gündeme getirecek ve yeniden nasıl canlandırır sorusunu sorup cevap aramaktır. Bunun yolu ve yöntemlerinden birisi de okumaktır. Düne göre bugün Afrika tarihine, Afrika ile ilişkilerimize dair daha güvenilir, daha sağlıklı eserler var. Bunlardan birisi de Ahmet Kavas Hocam'ın başka pek çok kitabı var ama yeni çıkan en son eseri, Geçmişten Günümüze Afrika isimli eseri. Üçüncü baskısı. Yani. Ben dün geceden beri bu eseri ciddi bir şekilde tetkik ediyorum. Hakikaten çok çarpıcı, çok önemli bilgiler var. Yine mesela araştırmalar devam ediyor. Sahra Altı Afrika'da enerji bu çalışmalardan bir başkası. Ve başka pek çok çalışma da var. İnşallah hem bölgeyle hem dünyayla bağımızı kendi bulunduğumuz konum, değer, tarihi sorumluluk ve istikbale bakış duygusuyla yeniden ele almak ve değerlendirmek durumundayız diyoruz. Yeni Tarih Söyleşileri programında buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler, hayırlı ömürler ve güzel bir dünya diliyoruz efendim. Hoşçakalın.